silah o çocuğa o şerefsiz verdi komutanım. Boş silah verdi. Ayhan. Sakinleş tamam mı koç? Dinlenmeye çalış biraz. Bak şimdi seni karargaha götürecekler. Helikopter gelince. Orada ne biliyorsan anlatacaksın. Tamam mı? Anlaşıldı komutanım. Sen bu herifi hiç daha önce gördün mü? Hatırlayabiliyor musun? Terör ilanlarında, arananlar listesinde, sahada herhangi bir yerde. İlk defa gördüm şerefsiz komutanım. Ve 40 kişilik bir grup değil mi? Evet. Komutanım. Ben böyle olsun istemedim komutanım. Eğer Okan beni vursaydı şimdi yaşayacaktı. İşte ben ölseydim komutanım. Komutanım o şerefsiz katletti kardeşimi komutanım. Elimden hiçbir şey gelmedi komutanım. Hiçbir şey gelmedi komutanım elimden. Ayhan, senin kim olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz kardeşim. Ve inan bana, o kansızın da kim olduğunu çok yakında öğreneceğiz. Sen içini ferah tut, tamam mı? Dinlenmeye çalış. Sağ ol komutanım. Kılıç! Bu herifler yürüyorlar. Hem de hiç hız kesmeden yürüyorlar. Biz sağ yan üstte hemen helikoptere bindireceğiz. Ama benim durmaya hiç niyetim yok. Bu herifler Suriye'ye girerse biz de gireceğiz. Yön değiştirirlerse biz de değiştireceğiz. Bu herifler cehennemin dibine de gitse onları kovalayacağız. Ta ki Mehmetçiğe kurşun sıkan o el kökünden kopana kadar kovalayacağız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Mehmetçiğe bunu yapanlar cehennemin dibine girmedikse durmak yok, uyumak yok, yemek yok, sabır yok, temkin yok, acımak yok. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Duydun mu herif? Acımak yok. Annemden yana korkuyorum be birader. Yüreğine inecek diye korkuyorum. Konuşmuyor, yemiyor, içmiyor. Öyle bakıyor kapıya. Ulan beni bu cüple bırakıp gittin ya. Alacağın olsun birader.
Alacağın olsun. Herkes burada ha. Kaan Yüzbaşım, Cem abi, Murat komutan. Hepsi gelmiş Ankara'lardan sağ olsunlar. İntikam istemeyiz dedim. Ne deseydin birader? Bizim canımız yandı, bari onlarınki yanmasın ha. Ama ben öyle dedim diye durmayacaklar biliyorum. Ben öyle dedim diye durmayacaklar. Yürüyecekler. Bacaklarının her damarında kurşun akana kadar yürüyecekler. Otlarının burunları kan dolana kadar. Tırnakları yerinden oynayana kadar yürüyecekler. Fazla durmayacaklar ha. Sade matarayı doldurmak için. Bir de soğuk peksimetle ton balığı konservesi yemek için ayakta 5 dakika mola o kadar. Sonra yürüyecekler Cem. Uçaklar, helikopterler, telsizler çalışacak. İHA'lar sonra onlar çalışacak. Onların elinden iblis olsa kaçamaz biliyor musun kardeşim? Kaçamaz. Kamufle olacaklar. Kaya ile kaya, ağaçla ağaç, kumla kum, toprakla toprak olacaklar. Sonunda onları bulacaklar. İşte birader, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde bir kırbacı varsa o da budur. Onları bulacaklar. Binecekler tepelerine. Biz intikam istemeyiz dedik ama onlar kılıcı çekecek. Artık fırtına mı dersin? Boran mı dersin? Şimşek mi dersin ha? O er meydanı kardeş. Onları orada görmeli. İşte o gün. O gün senin hesabının görüldüğü, defterin kapandığı gündür. Sen rahat uyu Yakup Cevapşar. Benim gözalı kardeşim. Onlar senin hesabını görecek. Onlar o defteri düzecek. Elebaşı bunlardan biri midir sence komutanım? Bakalım, anlarız. Geçtiniz mi sınırı? Ne yaptınız? Sen şimdi cehennemin sınır taşındasın. O sınırı geçeceksin. Sana o sınırı ben geçirteceğim. Peşindeyim. Seni cehenneme göndereceğim. Seni cehenneme göndereceğim. Hemşanım, hemşanım. İyi
İyi misiniz? Bulantınız mı var? İyiyim. Ağrınız belirli, bir şikayetiniz var mı? İyiyim. İyiyim hemşehrim. Bakın akşam da bir şey yemediniz. Kahvaltı etmeniz lazım. Bir şey yemediğiniz için bulantınız oluyor. Hemşehrim. İyiyim ben lütfen. Bulantı için bir iğne yapalım size. Ya kardeşim iyiyim diyorum, anlamıyor musunuz? İyiyim. Yemek de istemiyorum, kahvaltı da istemiyorum. Lanet olsun düşündüğünüz şeye bak ya. Komutanım. Teğmen Doğan. Komutanım uygunsanız komutanımız bekliyor sizi. Hemen gidelim Teğmen'im. Buradan çıkalım da nereye gidersek gidelim. Teğmenim, hoş geldiniz. Sağ olun. Komutanımıza haber vereceğiz. Bu arada siz de dinlenin biraz isterseniz. Tamam, teşekkür ederim. Komutanım, izin verirseniz size bir konuyu arz etmek istiyorum. Elinde silah olan bir adam bu kadar sessiz yaklaşmamalısın İlyas. Rütbe almanın kötü yanı da bu işte. Atışlar poligonda, tatbikatlar masada, operasyonlar harekat merkezinde. Bir de astsubaylığı kazanıp kursu bitiren tezcanlı tiplerle uğraşmak var tabii. Neden kurtulamıyorum ben senden? Emredersiniz komutanım. Söyle. Komutanım, kursu bitirdiğim zaman eğer siz de uygun görürseniz ben... Kursun bittiği zaman? Evet. Çek bakalım tabancanı. Anlamadım komutanım. Hadi tabancanı çek. Görelim bakalım özel kuvvetler kursuna mı gittin, biçki dikiş kursuna mı gittin? Hadi. Emredersiniz komutanım.
8 atış yapacaksın. 4'ü kalbe, 4'ü kafaya. Başla. Adam gibi at şunu asker. Bana soracağın soruyu biliyorum. Benden ne istediğini biliyorum. Kılıç dibine girmek istiyorsun. Önüne dön. Havalı mı buluyorsun onları ha? Çok mu havalı buluyorsun? Ben... Hayır, hedefine dön. Ben havalı adam istemiyorum. Ben yürekli ve akıllı adam istiyorum. Ateş et. Burada 24 tim yönetiyorum ben astsubayım. Senin keyfine göre görevlendirme yapar mıyım? Yapar mıyım ha? Hayır komutanım. Çeneni kapa. Ateş et. Aş pişirmeden sofraya çökenleri sevmem ben. Duydun mu astsubayım? Emredersiniz komutanım. Ateş et. Ateş et. Çağır şunu. Mermilerin seni dinlemiyor astsubayım. Ben neden dinleyeyim? Sen timini seçemezsin delikanlı. Timin seni seçer. Üsteğmen Ayhan Demirci, emredin komutanım. Rahat Üsteğmen. Nasılsın? Sağ olun komutanım. Ayhan, evlat laf olsun diye değil, gerçekten sordum. Nasılsın? Komutanım, çok kötüyüm ben. Çatışmayla yaşadıklarınla ilgili ayrıntıları biliyorum. Kuşkusuz bir subayın başına gelebilecek... En kötüsü komutanım. En kötüsü. Komutanım. İzninizle ben gidebilir miyim? Benim size bir katkım olmaz. Kafamın içi parça parça komutanım. Aklıma hükmedemiyorum. Hiçbir şeyi tam olarak kavrayamıyorum komutanım. Hafızana ve dikkatine ihtiyacımız var Üsteğmen'im. Bana anlatman gereken şeyler var. Dikkat mi komutanım? Dikkat mi? Benim dikkatim olsaydı... Benim... Subaylık yeteneğim olsaydı... Bunları yaşar mıydım komutanım? Askerlerimin hepsini gözümün önünde şehit ettiler komutanım. Hepsini şehit ettiler. Alper'imi öldürdüler. Gözümün önünde Okan'ımın kafasına sıktılar komutanım. Ve beni sağ bıraktı. Komutanım. Sizin aradığınız subay başka bir subay. Benden olmaz komutanım. Senin bölgendeki operasyonda ben bozuk yüzbaşıyı tutuklama emrini verdiğimde oradaki sendin, öyle değil mi? Kaan yüzbaşıyı tutuklama işinde ben bile bir durur. Belki de tereddüt ederdim ama sen Ayhan Üsteğmen'im onu aldın, o helikoptere bindirdin ve buraya yolladın. Öyle değil mi? Komutanım, iyi niyetinizi anlıyorum. Motive etme çabanızı da anlıyorum.
Ama komutanım, ben gerçek bir subayın yapması gerekenleri yapamadım. Kendimi kandıramam. Bana yansıdığı kadarıyla terörist elebaşı senin askere bir silah verdi ve seni infaz etmesini söyledi. Doğru mu? Doğru komutanım. Ama o çocuk bunu dinlemedi. Ona seni vurursa özgür kalacağı söylenmesine rağmen Namlu'yu teröriste çevirdi ve tetiği çekti. Doğru mu? Doğru komutanım. Yani Namlu'daki belki de özgürlük bileti olacak tek kurşunu senin hayatta kalman için kullandı. Doğru mu? Evet komutanım ama ben o... Bir askere hem de hayatı pahasına bu güveni, bu bağlılığı, bu adanmışlığı, bu fedakarlığı aşılayan adam iyi bir subaydır. Bunu hiçbir kurmay tartışmaz. Bunu yapmayı başaran gerçek bir subaydır. Nokta. Ben bunu sana gaz vermek için mi söylüyorum? Hayır. Gerçek olduğu için söylüyorum. Benim hayatımda hayali ünvanlara, hak edilmemiş payelere, ahbap çavuş gazlarına yer yok. Ben bunu yapmam. Ama bildiğimi de söylerim. Şimdi Ayhan. Bize yardımcı ol ve işimizi yapalım. Çünkü Mehmetçiğin yasını bile ancak biz işimizi iyi yaparsak tutarız. Dikkatini topla ve elinden geleni yap. Çünkü o Mehmetçiklerin katilini bulmak için zamana karşı yarışıyoruz. Ve silah arkadaşlarımız o tehlikeli operasyonda ter döküyorlar. Biz askeriz Ayhan. Bizim için başka bir yol yok. Emredersiniz komutanım. Murat. Komutanım. Telsizini kapasana. Ne diyorsun? Operasyonun başından beri önden yürüyor. Bir süredir böyle. Kendisini hala formda olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Tabii biraz hızlı ama. Anlaşılabilir bir şey komutanım. Büyük bir mücadeleden çıktı. Şimdi her şeyin hala eskisi gibi olduğunu, kendisinin eski Serdar Üsteğmen olduğunu görmek istiyor. Kesinlikle. Ama ne olursa olsun gözünü üstünden ayırmamanı istiyorum, anlaşıldı mı? Emredersiniz. Onu hala tam kontrolde tutmamız gerekiyor. Beyler duruyoruz. Emre. Mühimmat için irtibata geçtin mi? Komutanım yola çıkmışlar. Ama mesafe konusunda bilgilendirmediler. Tekrar ara. Heriflerle temasa girersek mühimmatımız yok. Sakata gelmeyelim. Emredersiniz. Herkes iyi mi Kılıç? Pili biten var mı? Gayet iyiyiz. İyiyiz komutanım, her zaman gibi. O katilleri ele geçireceğiz beyler. Bu hesabı göreceğiz. Hiç kimse ama hiç kimse bu dağlarda Mehmetçiğe kurşun sıkan elleriyle gezemeyecek. Devam ediyoruz. Kılıç bir toros. Biz kontrol noktası 6'dayız. Bir saat sonra kontrol noktası 8'de olacağız. Tamam.
mi bunları komutanım? Yok. Gelsinler de öyle indiririz. Bekleyelim şimdi. Emredersiniz komutanım. Astsubay Üst Çavuş Yener Karakuş. Tam zamanına geldiniz çavuşum. Sağ olasın. Az daha sıfırı tüketiyorduk. Sağ olun komutanım. Helikoptere getiremediler mi? Yok, onu biz tercih etmedik. Anladım komutanım. İstediklerinizin hepsi araçta komutanım. Erzak ve mühimmatlar. Sağ olasın Üst Çavuşum. Şimdi seninle biraz konuşmamız lazım. Emredin komutanım. En kritik yer burası komutanım. Tam dönüm eş noktası. Zemin yüzünden hızlı hareket edemediğimiz bir nokta. Burası zaten ağaçlık ve dağlık bir yer değil mi? Evet komutanım. Gözetleme olursa sıkıntı değil de ateş açma tehlikesi de var. Ona tedbir almak lazım. Özellikle de kamyon için. Başka şansımız yok Serdar. Senin o noktada çocuklar için önlem alman lazım. Önceliğimiz onlar. Bir tanesinin daha burnu kanasını istemiyorum. Hadi Allah yardımcımız olsun. Üsteğmen'in bu suratlara bakmaktan hoşnut olmayacağını biliyorum. Ancak sabırlı olmalısın. Çünkü tarayacağın liste oldukça büyük. O adamı tek gören sensin. Ve onu teşhis etmen çok önemli. Eğer onun kim olduğunu bilirsek, neyin peşinde olduğunu da anlarız. Bu da onu ele geçirmenin şartlarından biri. Emredersiniz komutanım. Elimden geleni yapacağım. Uzun sürecek bu çocuklar. Ama adamı teşhis etmek sağdaki operasyonun kaderini belirleyecek. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Haberler sende. İbor'da Beretim'i peşimde. Nefes aldırmıyorlar. Birkaç kere dakika farkıyla kurtuldum. Nasıl ya? Yeterli adamın yok mu? Adam meselesi değil Baran. Bunlar tehlikeli biliyorsun. Burnumuzu çıkarttırmıyorlar. Anladım. Benden istediğin bir şey var mı peki? Şimdilik yok. Ama gerektiği zaman Diyarbakır Mardin hattından bazı arkadaşların bu tarafa geçmesini sağlamanız lazım. O zor olur. Yani zaman alır en azından. Baran, benim adamların yarısı şehir yapılanmasında. Kırsala dağ bayrağı uyum sağlayamıyorlar, zorlanıyorlar. Denerim ama bak sen de fazla sessiz kalma ha. Sonra ben veriyorum hesabını öbür tarafa. Tamam, tamam. Nedir sorun? Hangi birinden başlasam ki? Kızından başla mesela. Ya bir de sen başlama Allah'ını seversen. Bir şey olmaz, takma kafana. Alırsın bir buket çiçek, iki güzel söz söylersin tamam. Çok da önemli değil yani. Hah, çiçek ve Aslı. Bak sana bir şey diyeceğim. İstiyorsan bu görevi ben de üstlenirim ha. Hem de büyük bir zevkle. Yani eleştiriyi sırf politik ve yönetsel süreçler bağlamında yapmak, kaçınılmaz olarak yeni bir totaliter sürece evrilir. Adorno'nun önerdiği de buydu işte. Eleştiriyi sanat, estetik ve düşünce bağlamından koparırsanız hiçbir sonuç alamazsınız. Örnek olarak hatırlayın çocuklar, Marx ne diyordu? Katı olan her şey buharlaşıyor. Nasıl mı? Kapitalizmin sıradanlaştırdığı figürleri düşünün. Din adamları ve krallar, yani rahipler sınıfı ve askerler. Onları üniformalarından mahrum bırakıyorlar ve üretim sürecinin basit birer parçası haline getiriyorlar. Rahipler alelade bir çalışana dönüşüyor. Askerler ise
sıradan bir ücretle. Evet. Çocuklar isterseniz haftaya toplumcu okullar bu konuya nasıl bakmış, nasıl bir antitez ortaya koymuşlar bunları araştırırız. Olur mu? Hocam teşekkürler. İyi günler. Yazık. Çok yazık. Yani sizden duymasam haberim olmayacak. Demek Kaan Yüzbaşı'yı böyle sorgusuz, sualsiz kapının önüne koydular ha? Öyle mi yapmışlar? Efendim siz dediniz ya. Vallahi çok yazık ya. Ben mi dedim? Aslanım siz söylediniz. Hatta adamcağızı almışlar, üniformasını çıkarmışlar. Bir de sıradan ücretli yapmışlar diye. Ay Kubilay ne diyorsun? Kime ne dedim ben? Allah Allah. Aslanım siz burada az önce öğrencilerinize anlattınız ya. Din adamını da atmışlar. Ya benim anlamadım Kaan Bozok'la cami hocasının ne alakası var yani? Kubilay sen nasıl bir adamsın? Gerçekten sen nasıl bir adamsın? Ben sana inanamıyorum. Yani şu söylediğin Marx duysa mezarında ters döner. Şu hareketleri bak ya. Annen seni afyon tarlasında mı doğurdu? Heh. Hadi geç şu arabayı kullan. Ayrıca o nerede? Niye ulaşamıyorum ben ona? Yani. Bir şey de bileyim. Ne dedim ben ya? Kendinize çok dikkat ediniz çavuşum. Allah yardımcınız olsun. Ne mi dersiniz komutanım? Hadi Allah'a emanet kardeşim. Biz ne yapıyoruz komutanım? Biz şu istikamete yürüyelim başçavuşum. Bakalım kuşlar orada nasıl uçuyorlar. Anlaşıldı komutanım. Süleyman'ım gözlerim ağrıdı ya. Bu kadar çok mu bu Allah'ın cezaları? Biraz dinlenin isterseniz. O arada yemek değiliz. Rahat çocuklar oturun. Ne yaptınız? Var mı eşleşen bir hayat? Hayır komutanım. Hiçbir röledeki teröriste benzemiyor. Tamam. Üsteğmen'im dikkatini güçlükle topladığını biliyorum. Ama bu adamın kimliği operasyonu da çok belirleyici. Biraz dinlenip tekrar devam edin, tamam mı? Emredersiniz komutan. Komutanım bu. Emin misin? Eminim komutanım. Röledeki terörist o. Oktay, bu adamla ilgili tüm bilgileri istiyorum. Emredersiniz komutanım. Gir. Ne yapıyor? Aslında bitik durumda komutanım. Yorgun, kafası çok karışık. Şu anda onu tek ayakta tutan bu şerefsizin yakalanması umudu. Bunu biliyorum. Ama... Sorun nedir komutanım? Ayhan Üstemi'nin teşhis ettiği şahıs. 2012 yılında Batman kırsalında girdiği bir çatışmada öldürülmüş. Bu adam ölü. Ama nasıl olur komutanım? Çok emin konuştu. Kesin olarak tanıdığını söyledi.
Ayhan Üstemen berbat bir çatışmadan çıktı. Belki hafızası ona oyun oynuyor, bilmiyorum. Sen ona yine de bir şey söyleme. İnceliyoruz, araştırıyoruz falan da. Biraz dinlensin. Ama karargâhtan ayrılmasın, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Buldular mı? Çalışıyorlar. Yakında bir sonuç çıkar. Biraz dinlen istersen. Niye böyle ya? Biraz hava almış oluyorum. Hem sürekli bir yerlere bakmam lazım. Ne zaman gözümü kapatsam o çocukların yüzü gözümün önüne geliyor. Anne, sesleniyorum, duymuyorsun ya. Ne yapıyorsun? Bu montu abine o çocuk aldıydı Yıldız. Sandalyenin orada görünce toplarken odayı şey yapayım dedim. Ah annem. Abim yokken girme diyorum sana şu odaya. Ya her zaman duygulanacak, ağlayacak bir şeyler buluyorsun kendine. Kardeşine de bu monttan almıştır değil mi Yıldız? Gönlü geniş çocuktu. Kim bilir ne düşündü. O şehidin çocuklarının amcası olacaktı. Onlara maceralarını anlatacaktı. Belki onlara birer hediye alacaktı. Yapamadı. Hiçbirini görmedi. Şehitler oluyor. Biz gene hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam ediyoruz. Misal sen şimdi gideceksin. Ben sana diyeceğim ki şunu şunu al gelirken. Komşuya gideceğim iki çift laf etmeye. Sonra markete gideceğim. İnsan utanıyor. Mahcup oluyor. İnsanın aklına Turgut'un evi geliyor. Şehitlerin anneleri geliyor. Hepsi teker teker gözümün önüne geliyor. Hadi sana yapacak bir şeyler bulalım. Hadi hazırlan gidiyoruz. Yok benim hiç halim yok. Anne, Eren'in fizik tedavisi var. Hadi birlikte gideceğiz. Gel. En azından arabada sana eşlik ederim diye düşündüm. Öyle mi? Ama kusura bakma hiç vaktim yok. Aslıcığım, çok abartıyorsun, biliyorsun değil mi? Ne anlatacaksın bana? Kızım ne kadar çok özlediğini mi? Aslıcığım, çok ciddiyim. Konuşmamız lazım. Kubilay biraz bekler misin? Tabii efendim. Gel. Lan ne kıl kuyruk bir adam bu ya. İnsan bir sorar kızına, nasılsın, iyi misin? İşin gücün nasıl, hayat nasıl gidiyor? Yok. Anca böyle havalı havalı dolaş ortada. Aslıcığım, Aslıcığım. Kıl. Evet. Aslıcığım çok beceriksiz, hatta çok kötü bir baba olduğumun farkındayım. İşte bunu yok etmenin yollarını arıyorum. Bana bir şans,
Yani bir zaman tanıman lazım. Aksi takdirde ben nasıl düzeltebilirim ki bunu, öyle değil mi? Sonra? Sonra her şey çok güzel olacak. İnan bana. Türkiye'ye gelmek için can atmadığımı bilirsin. Bak, bu seyahati kabul ederken ikimize de bir faydası olacağını düşündüğüm için kabul ettim. Böyle düşündüm. Buradayım işte bak, karşındayım. Seninle bir bağ kurmak istiyorum. Yıllardır yapmadığım bir şeyi, bir açığı kapatmak istiyorum. Lütfen bana bir imkan ver. Peki işin diğer yarısı? Neler yapıyorsun? Bu arkadaşım Baran, politik özgürlük hareketlerine destek veren biri ve Brüksel çevresinde özellikle çok etkili, donanımlı. Ayrıca çok da zeki bir insan. Üstelik seninle aynı şeyleri söylüyor. Fikirleriniz hemen hemen aynı. Yani onu biraz daha yakından tanısan, onunla biraz daha içli dışlı olsan, bunun ikinize de faydası olacağını düşünüyorum. Yine de kafama yatmayan bir şey var. Mesela para bu ilişkinin neresinde? Tabii bunun bir de iş yönü var. Zaten nerede para yok ki? Öyle değil mi Aslı'cığım? Aslı. Buna izin ver ne olur. Yakınında olmak istiyorum. Güven bana. Bak, her şey çok daha güzel olacak. Bir de şu şey konusu var. Yüzbaşı. Yani onunla sevgili olduğunu söyledin. Bu doğru değil, değil mi? Tabii yani ben buna ihtimal vermiyorum. Yani bunun bir öfke sonucunda bir anlık sinirle söylenmiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Öyle değil mi Aslı'cığım? Senin için önemliymişim gibi davranmaktan vazgeç. Ayrıca bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Günaydın Oktay. Sağ olun komutanım. Kılıç değil mi, ne yapmış? Sabah temasınız oldu mu? Komutanım, terörist grubunun irtibatta olduğu bir şahsı tespit etmişler. Sınıra yakın bir köye intikal halindeler. Vukuat bildirildi mi? Hayır komutanım. Tamam. Onların konumunu bana getirin. Uygun olan ilk noktada da tim komutanıyla görüşmek istiyorum. Emredersiniz komutanım. Ha Oktay. Ayhan Üsteğmen nasıl? Aynı komutanım. Hala biraz... Anladım. Anladım. Durum bu. Büyük gruba lojistik destek sağlayan bu Davut denen adammış komutanım. Ve bu köyde. Evet komutanım. Ama iyi haber şu. O teröristin bugün köye gelip ikmal yapacağı bilgisi var. Kötü haber de şu. Teröristin en az 25-30 tane adamı var. Köyde daha ne kadar var bilmiyoruz bile. Yani? Yani kalabalık bir sürüyle karşılaşabiliriz diyorsun Teğmen'im. Komutanım, başka şansımız yok ki. Sınırı sıfır noktasındayız. Adam şimdi bir şekilde kirişi kırıp karşı tarafa geçse, onu oradan almak daha da zorlaşacak. Doğru. Komutanım, onlardan önce köye yerleşirsek vız gelir, tırıs gider. Alırız akıllarını evvelallah. Beyler, şartlardan önce düşünmemiz gereken başka bir konu var. Karşımızdaki bu herifler silahsız Mehmetçiğin katilleri. Ve eğer konu Mehmetçikse, karşımızda kaç kişi olduğunun, ne tür silahları olduğunun hiçbir önemi yok. Ve konu Mehmetçik. O yüzden fazla söze de gerek yok. Gidiyoruz. Günaydın. Sizin ne işiniz var burada? Aslında bir arkadaşıma uğramıştım ama hazır gelmişken belki bir kahve içeriz diye sana da uğramak istedim.
İyi kitaplar, zeki insanlar. Etkilendim. Öyle mi? Evet ama anlayamadığım bir şey var. Yani senin düşüncelerine sahip bir kızın askerle ne işi var onu hala çözemiyorum. Bak. Pardon, bak beni yanlış anladın. Yani amacım senin içine burnumu sokmak falan değil. Ben seninle daha farklı bir işbirlikteliği düşünüyordum. Yani ne bileyim, araştırmalarına fon sağlayabilirdim mesela. Avrupa'nın çok önemli merkezlerinde konferans verme imkanı da sağlayabilirdim sana. Hatta seni çok önemli insanlarla tanıştırabilirdim. Ama... Ama? Beni tanıştırdığın adam bir yüzbaşı aslı. Asker. Neyse. Ben daha fazla vaktini almayayım. Bunları zaten bir ara uzun uzun konuşuruz. Görüşmek üzere. Bu arada dediklerimi bir düşün lütfen. Yani işin özeti şu. Eğer o adam yakandan düşerse seninle iş yapmaktan çok büyük keyif alırım. Ama eğer yüzbaşıyla berabersen onun şunu anlamasını sağla. Bir dahaki sefere attığı yumruktan çok daha fazla zarar görür. Görüşürüz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz burada siz? Gel lan içeri, gel. Sevimsiz. Davut sen misin lan? Benim. Telefonun nerede? İşte bu. Ne zaman gelecek lan senin adam? Ne adamı ya? Ne diyorsun sen? Bir daha ne de. Ben de sıkayım kafanı. Hadi. Ne zaman gelecek senin adam? Öğlenleyin gelir. Hep öğleden sonra gelir. Şimdi bu telefonu alıyorsun. Onu hemen arıyorsun. Ve burada her şey normal diyorsun. Tamam mı? Tamam. Tamam. Eğer ki sesinde en ufacık bir titreme olsun. Bir yemeye kalk. Seni hemen buracıkta öldürür. Anladın mı lan beni? Tamam. Tamam. Ara şimdi. Tamam. Alo. Benim Davut. Mesaj gitti. Adamı aradık. Anlaşıldı. Beyler, etkili ilk atışlar istiyorum. Geri çekilirlerse takip edeceğiz. Turan ve Selçuk'un olduğu bölgeye giderlerse Bayram ve Galip müdahale edecek. Köyün içine girmelerine ve sivil halkla temaslarına izin vermeyin asla. Tekrar ediyorum, sivil halkın zarar görmesine asla izin vermeyin. Anlaşıldı komutanım. Kılıç hazır. Benim atışımla. Mehmetçikler için.
Gir. Komutanım, adam yaşıyor. O terörist hayatta komutanım. Bu fotoğraf 6 ay önce Belçika'da bir sokak gösterisi sırasında çekilmiş komutanım. Adını, kimliğini, her şeyini değiştirmiş. 2012'den beri Avrupa'da Yücel üzerine çalışmış. Ve askerlere yönelik saldırılar başlamadan kısa bir süre önce sahte kimlikle ülkeye giriş yapmış. Aynen öyle komutanım. Kılıç Divi'ne ulaşmamız lazım. Adamın eşkalini bir an önce onlara iletelim. Ne yapabiliriz? Uydudan irtibat kurup herhangi bir telefona görseli gönderebiliriz. En hızlısı bu olur. Yap o zaman. Emredersiniz komutanım. Murat. Emredin komutanım. Muhtarla konuşalım da içe jandarmayı haberdar edelim. Emredersiniz. Götürün bunları Turan. Dur hemşerim dur. Nereye böyle? Tarlaya geliyorum komutanım. Ne ekiyorsun? Patates ekiyoruz. Komutanım. Ne oldu? Adamımız bu. Kımıla! Yap! Kımıla! 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 Gel buraya lan! Gel! Mehmetçik silahlıyken ben yemiyor değil mi lan şerefsiz? Ha? Kaldırın şu. Görev tamam beyler. Evet. Gidiyoruz. Üsteğmenim. Teşhisin doğruydu. Terörist grup büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Saldırıların elebaşı da yakalandı. Vatan sağ olsun komutanım. Şimdi bölgedeki Tugay'a geçiyorlar. Akşam saatlerinde sanırım burada olurlar. Beraber bir çay içeriz tamam mı? Emredersiniz komutanım. Ayhan. O adamlar askerlerini şehit etti. Evet. Ama evlat, seni de öldürmelerine izin verme. Tamam mı?
Yüzbaşım hoş geldin. Sağ olun komutanım. Hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir zafer elde ettiniz. Sağ ol komutanım. Helikopterin birazdan burada olacağı bildirildi. İstirahat edin yüzbaşım. Komutanım, eğer izniniz olursa arkadaşların bir selamını almak isteriz. Çok iyi olur. Devam edin. Sağ olun komutanım. Serdar. Emredin komutanım. Aslanları biraz konuştur bakalım. Emredersin komutanım. Komandolar! Karşımda toplan, marş marş! Yüksek tutuş! Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et! İyi dinle lan. Kimle uğraştığını gör. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların erleri. Biz dağların erleri. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Boş döndüren yerlere. Boş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce engin dağları. Yüce engin dağları. El verip uzanırız. El verip uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada. Havada. Karada. Karada. Denizde. Denizde. Çölde. Çölde. Şatakta. Şatakta. Batakta. Batakta. Her zaman her yerde. Her zaman her yerde. Hazır. Daima hazır. Hazır. Daima hazır. Kim? Komando. Kim? Komando. Olamazsın. Yok. Olamazsın. Yok. Komandolar. Allah. Komandolar. Allah. Komutanım. Allah Türk komandosunu korusun. Amin. Tamam. Bir şey duyarsanız bana haber verin hemen. Nihat yok. Ulaşamıyoruz. Adam kayıp. Peki ne olmuş olabilir? Bilmiyorum. Bunlar bir operasyondan bahsediyor. Eğer Nihat'ı aldılarsa bu bizim için hiç iyi olmaz. Tuzla gel Kubilay. Peki efendim. İyi akşamlar. Avrupa'dakilere bir sürü vaatte bulunduk. Bir dünya para aldık. Bak Nihat'a. Aldı işi bu noktaya getirdi. Aptal herif. E canım belki de başka bir şey olmuştur. Yani alınmamış olabilir. Hem Nihat'ın yapmış olduğu bir hata yüzünden sen niye sorumlu tutulasın ki? Hı? Tamam silahı o tutuyor ama bütün operasyonu ben yönetiyorum. Sen ne bekliyordun ki? Aslı. Ha, hoş geldin. Sen miydin? Ne silahı bu? Kim kullanıyormuş? Silah mı? Silah. Ya silah işte bizim öyle derler yani iş hayatında. Sen parayı verirsin o operasyonu yapar. O bir deyimdir yani. Neyse karnı aç mı? Sana bir şeyler hazırlamıştım. Aç değilim. Ama evimin mahremiyetine çok ihtiyacım var. Eğer görüşmeniz bittiyse dinlenmek istiyorum. Tabii. Bir şey anlamadığından emin ol ha. Daha fazla riske giremeyiz.
Kılıçdemir görevini vukuatsız şekilde tamamlamıştır komutanım. Arz ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hakkında bir şey öğrenebildiniz mi? Maalesef henüz değil komutanım. Adam sağlam durmaya çalışıyor. Onların sağlamını bilirim ben. Yarın sabaha karşı ben aslında devletimi seviyorum der. Öbür gün pazarlığa oturur itirafçı olmak için. Gelecek haftada hizmete hazırım mesajı verir. Aferin. İyi işti Kaan. Aferin. Sağ olun komutan. Oğlum benim çay içmem lazım. Başım çatlıyor. Ne kesmedi mi? Bir de çay istiyorsun ya komutanım. Ya espri yaptım espri. Şimdi sen de niye takılıyorsun? Böyle operasyondan karargaha geliyoruz ya. Bana bir gevşeme bir rahatlama geliyor. Selver teyze de beni bir özlemiştir ki. Aklının ucundan bile geçirme sakın. Nerede yatacağım ben? Sokakta mı yatacağım? Bana ne lan? Nerede yatarsan yat. Tamam ben seni söylüyorum ya Selver teyze. Serdar bak uyarım seni. Emredersiniz komutanım. Lan. Şşt ya bak. Sessiz ya. Komutanım ben mi versin? Yok tamam. Eyvallah abi, iyi akşamlar. Bizim arabamız yok mu? Biz niye böyle taksiyle sıkış tepiş gidiyoruz? Anlamıyorum ki. Ben parazit. Taksinin parasını ben verdim. Birazdan benim yatağımda uyuyacaksın. Sabah benim gömleğimi aşıracaksın, çorabımı aşıracaksın. Hala bana araba mı soruyorsun? Allah Allah. Bak Selver teyze bir ov mesafesinde. Seni onunla şikayet ederim ha. Yersin terliği. Ha? Hep böyle dedişin ya. Ben de evime rahat rahat huzurlu huzurlu gideyim ya. Hadi gidelim hadi. Hadi komutanım. Buyurun. Hadi ya. Ya yemin ediyorum vallahi siz böyle didişince arada bir yüzümüz gülüyor ha. Zaten bu aralar çok gülecek bir şeyimiz yok. Siz böyle didiştikçe harbiden ben gülüyorum ha komutanım. Hadi geceler bayat buyu kendine iyi bak. Bayram be. Şu herife evlatlık alsan sen iyi bir adamsın. Ya komutanım. Vallahi işime gelir ya tamam ya. Sana baba diyeyim ben Bayram abi. Bu kadar basit. Ya yapmayın böyle. Ben utanıyorum komutanım ya. Hadi yürü yürü. Annem merak edecek hadi. Hadi iyi geceler babuş. Eyvallah. Çocuklar. Annem. Hoş geldiniz. Sağ salim çok şükür yavrum. Serdar. Bayram hoş geldin. Hoş bulduk Serdar anne. Komutanım hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler kardeşim. Çok şükür ya Rabbim. Hatice ben hadi geldim. Hadi gelip yemek yiyelim beraber. Allah! Ha? Ne oldu? Ay ne oldu? Allah'ım. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Abi yanlış Allah. Oh, Eren. Hatice Eren'e bak Allah'ım. Maşallah. Aferin sana Eren. Komutanım. Komutanım yürüyor bak. Vallahi yürüyor bak. Vallahi yürüyor bak. Serdar komutanım. Yürüyor gördün mü Eren'i? Serdar anne. Eren'i gördün mü? Gördün bak oğlum. Oğlum hadi bir adım daha hadi. Ne oldu? Allah. Kim yürüyor? Dede senin daha dünyanın haberin yok. Ya baba Eren yürüyor görmüyor musun ya? Oğlum hadi. Hadi lan. Hadi bir adım daha hadi. Lan bak. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Ay koçumla benim. Hatice. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Lan Turan abilere mi gitsek? Almazlar. Hemen işe uyanırlar. Doğru. Lan şu Murat Değmen bir ev tutsa da rahatlasak ya. Yemin ediyorum bir kapı daha açılır bize. Nanus. Oğlum kokoreç falan mı yesek lan? Benim böyle canım bol kolesterollü. Böyle fena yaramaz şeyler istiyor galiba. Mumbar. Kavurma. Bayılırım. Tandır. Allah. Kuzu çevirme. Tamam kuzu çevirme yiyelim yeter. Şu an var ya az pişmiş komodo ejderini tek başıma gömerim galiba. Komodo ejderi? Anlaşıldı biz eve gitmiyoruz yani. Evde komodo ejderi yok kardeşim. Benim böyle kanlı, canlı, yürüyen... Ben gidiyorum sen eve git. Lan eve giden komodo ejderi olsun. (Gülüyor)
Oş. Oğlum ben hiç bakmadım lan, bizim paramız var mı? Yok mu? Var mı? Yok mu? Yok. Dağdan geldik. Olsun lan. Oğlum gel girelim. Bak bulaşık yıkarız, ne bileyim. Temizlik yaparız, bir şeyler taşırız. Gerekirse adamları döveriz ama girelim artık. Galip Bey. Sağ ol. Sana tavsiye. Seni hücreye kapattıkları her gün ölmek için dua et. Eğer güneşi canlı olarak bir gün daha görürsen seni yerin dibine gömmek için bekleyecek çok adam var. Ben çok çatışma gördüm. Ama senden bir farkımız var. Ben çatışmaların er meydanını gördüm. Sen pusu tarafını, ben yiğit tarafını gördüm. Sen kahpe tarafını. Çok çatışma gördüm, çok savaş gördüm. Savaş ne demek? İnsan canı, kan, havada uçuşan mermiler, vınlayan şarapneller, patlayan mayınlar, havan topları, roketler, kopan buzullar. Dinmeyen kan ve vücuttan fırlayan, dışarı çıkan her şey, her şey. Baba. Bunca yıllık savaş tecrübemde sadece iki kere midem ağzıma geldi, kusmak istedim. Biri bu. Senin yediğin bu... Diğeri ise... 1993 Mayıs'ı... Elazığ Bingöl attı. 33 silahsız masum er kurşuna dizildi. Silahsızdılar. Silahsızdılar. Ne tüfekleri, ne tabancaları, ne süngüleri, tırnak makasları bile yoktu. Üzerlerinde tek bir mermi bile yoktu. Ama hepsinin bedeninden 50'şer mermi çıktı. 50 mermi. Tek bir şehit naaşında 50 mermi sayıldı. İş Mehmetçiğe gelince hesap biter. Hesap bitmezse açık yara kanamaya devam eder. Her Mehmetçiğin
her damla kanı onun dökülmesine neden olan şerefsizden gün gelir sorulur. Er ya da geç. Bu millet evladının hesabını adamın burnundan fitil fitil getirir. Sıradan bir adam olarak senin karşında olsaydım, kutsal bildiğim her şey üzerine yemin ederim ki senin kafanı şuracıkta kopartırdım. Ama karşında albay kopuz olarak duruyorum. Ve benim senden bir farkım var. Çünkü ben insanım. Albay. Böyle dokunaklı laflarla bir sonuca varamazsın. Ben konuşmam. Ha, konuşacaksan bu eşit şartlarda anlaşmayla ve pazarlıkla olacak. Ben böyle konuşurum. Benim silahımı elimden alabilirsin. Ama ben politikamı yaparım. Burada da yaparım, zindanda da yaparım. Benim gücümü hafife alma albay. Ne gücü lan? Ha? Benim aslanlarımdan ancak etek giyerek kaçabildiğin güçten mi bahsediyorsun sen? Annem nereye gidiyorsun? Kahvaltı edeydik, bir açız ya. Oh, Serdar oğlum, söyledim ya bizim işimiz var diye. Eren'i hastaneye götüreceğiz biz. Hazır mısın Serdar anne? Hazırım, hazırım. Çok teşekkürler. Ay Serdar, evet. Ben mutfak masasının üzerine bir şeyler hazırladım. Etliğinin içine çay da koydum. Bir sıcak su koyacaksın, o kadar. Ya, tamam, o güzel de ama şimdi yani böyle hep beraber... Eren de açtır zaten. Bu çocuk yazık değil mi buna? Ya aç olur mu hiç ya? Doyurduk biz onun karnını. Komutanım. Anne, hayırdır, sen nereye gidiyorsun? Oğlum, hepinize tek tek mi anlatacağım ben Allah aşkına? Eren'i hastaneye götüreceğiz dedim ya. Hem sen nereye gidiyorsun böyle giyinmişsin? Daha yeni geldin. Dinlen biraz. Yok anne, ben göreve gideceğim. Abi ya, daha dün geldin dağdan. Ne görevi şimdi? Ya komutanım, ne görevi ya? Görev varsa biz niye gelmiyoruz? Komutanım, biz niye gitmiyoruz göreve ya? He. Ya öyle dağ diyen ne olur size? Dağ falan değil, bu başka görev. Öyle görev değil mi? Nasıl yani? Ha, şehir işi mi yoksa? Tamam tamam, git şehir işine. Nereye gidiyorsun abi? Huzur evine. Yeni görevim huzur evi. Hadi görüşürüz. Abi acaba ben aradım... Hayır, hayır. Huzurlu günler komutanım. Ne bu huzur evi? Yeni operasyonlar bak. Hadi gidelim. Hadi Eren, gel bak. Gel. Hadi görüşürüz. Aslanalım. Yavru kartalım. Ama Handan Hanım, kopuz albay gelmemiş. Bir yanlış anlama mı oldu acaba? Ay yok, hayır paşam. Bakın ziyaretçiniz orada. Oo. Komutanım. Bu delikanlının gelişi çok iyi oldu işte. Handan Hanım, bakın şu adama. Bu çocuk karabin afişi gibi Handan Hanım. Bu çocuk zıpkın gibi. Bu genç adam Handan Hanım, kopuz denen kulağa geçmek üzere olan boynuzun ta kendisi. Evlat. Ne iyi ettin de geldin. Komutanım, utandırıyorsunuz ama beni. Hanımefendi merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzninizle. Buyurun. Komutanım izninizle.
Sanırım konuğumuza çay kahve ikram etmeme izin verirsiniz Handan Hanım, öyle değil mi? Elbette paşam, tabii ki. Ancak size sadece ıhlamur biliyorsunuz değil mi? Tabii. Müsterih olun lütfen. Pekala, görüşmek üzere. Evlat! Bize bir az şekerli kahve, bir de o lanet olası yımış yımış, bir alta yaramayan, renksiz, kişiliksiz ıhlamurlarından ver. Hadi bakalım, fırla! Emredersiniz komutanım. Ya benim izin günüm için ne planlarım vardı be? Neler yapacaktım ha? Tabii yanlış anlamayın. Ben size bakmaktan falan rahatsız değilim ha. Ama yapı olarak konuşkan bir insanım. Sohbet muhabbet severim yani. Çok güzeldir benim sohbet muhabbetim. Bizim işte biliyor musun? Gereğinden fazla yani ciddi bir meslek. Mesela dün 100 komandoya komando marşı söyletiyordum. Şimdi sessizlik. Çıt yok. Müthiş bir sessizlik. Öyle bir sessizlik ki yani nefes alıp verişini duyuyorum. Amcacığım konuşacak mısın, konuşmayacak mısın ya? Evet. Hangisine evet? Konuşacağım mı evet? Konuşmayacak mısın, ona mı evet? Evet. Hayda. Tamam, o zaman ben anlatayım. Şimdi biz geçenlerde araziye çıktık. Yürüyoruz ki bizim iş yürümektir biliyorsun yani. Bayağı bir yürürüz. Aklın hayalin durur. Ama yürürken ne yapıyoruz? Konuşuyoruz. Gerek telsizden, gerek yüz yüze. Çünkü konuşmak önemli. Anlatabiliyor muyum? Amcacığım bak ben yukarı çıkıyorum. Sakın bir yere kıpırdama, tamam mı? Burada oturacaksın. Hiçbir... Evet de. Evet. Adamsın. Alo. Aa, merhaba. Aslı Özkaynak ben. Kaan Bey'i aramıştım ama. Aslı, ha. Kendisi burada yoklar. Varsa bir notunuzu ileteyim ben. Ha, öyle mi? Nerede ulaşabilirim kendilerine? Huzur evinde. Huzur evi? Evet, huzur evi. Eskişehir yolu üzerindeki. Benim kapatmam lazım. Amcaya bakacağım. Kubilay, huzur evi dedi. Ne huzur evi bu? Duydum efendim. Yani gencecik adam ne işi var huzur evinde? Ben de anladım ama yani. Pardon. Kubilay bazen gerçekten zevzekliğini tutuyor. Vallahi zaten evden aramamız son derece kaba bir hareket. Senin aklına uydum. İyi de Aslı Hanım şimdi cebinden açmıyorsa adam nereden arayacağız? Hem siz demediniz mi efendim bu yanlış anlaşmayı düzeltmemiz lazım. Öbür türlü uygar bir davranış olmaz dediniz. Tamam Kubilay tamam. Çoğul çoğul konuşma benimle. Huzur evi de değil mi? Kapıyı açıyorum ben. İlla açacağım şu kapıyı. Eyvallah kardeşim, sağ olsun. Bunu anlayabilirsin eminim. Ihlamurdan nefret ederim. Sen dışarı çıktığında kahveni içebilirsin, öyle değil mi? Lütfen keyfinize bakın. Demek Kopuz Albay bu görevi ifa etmek için seni gönderdi, öyle mi? Ben burada olduğum için hiç şikayetçi değilim komutanım. İnce ruhlu adamdır Kopuz. Böyle şeyleri düşünür. Sen nasılsın evlat? Ben iyiyim. Silah külah işlerini sormuyorum. Onlar mutlaka yolundadır. Asıl patron var mı hayatında evlat? Önemli olan o. Patron? Yani yavuklu, köroğlu, ayvaz, kaşık düşmanı, hatun, sevgili, manita, maşhuk, gül, sevgili, can yoldaşı, hayatın anlamı, arzunun nesnesi, kadın,
göz bebeği, kalbin meyvesi, cinsi latif, sevda, aşk. Anla ulan işte, kız var mı kız? Vay be. Buna bu kadar isim verilebiliyor muymuş? Daha başlangıç maddelerini saydım. Kadın yinkse erkek yanktır. Biri gökyüzü, biri yerdir. Biri yağmur, biri topraktır. Biri gece, biri gündüz. Biri yumruk, biri yürek. Biri taştır, biri rüzgar. Taş höt zöt eder. Ama ona şekil veren rüzgardır. Yağmur gürler, şimşek olur. Ama onu çağıran topraktır. Yumruk sıkılır ama onu rakibe götüren yürektir. Biri sudur, biri ateş. Biri rüyadır, biri gerçek. Ama hiçbiri diğeri olmadan var olmaz, olmaz. O yüzden işin içinde aşk yoksa, yüreğin kaç okka olursa olsun, eksik adamsındır, yarımsındır, yarım yarım. Oğlum, konuğumuz bir kahve daha istiyor. En önemlisini bilir misin bozok yüzbaşı? Bir kadın sana hayatta en çok ihtiyaç duyduğun şeyi verir. Bir kadın sana savaşmanın sebebini verir. Bu bir savaşçı için paha biçilmez bir armağandır bozok. Paha biçilmez. Sanırım bu söylediklerinizi ben de düşündüm. Hı. Ama hayat çoğu zaman istediğiniz gibi olmuyor. Seni dinliyorum. Evet Eren'cim, şimdi bütün yükü kollarınla buraya vermeni istiyorum. Ben sana adım attıracağım ve beraber yapacağız, tamam mı? Şimdi ilk başta bu ayağını alıyorum. Evet, sonra diğeri. Evet, hiç aceleye gerek yok. Şimdi kollarını öne çekmeni istiyorum senden. Şimdi tekrar. Evet. Nasıl gidiyor bakayım? Ay çok iyi. Bir daha. Eren, nasıl gidiyor tatlım? İyi. Anne ya, ne iyi oldu senin de gelmen. Ay sorma. Çok iyi, çok. En azından yalnız baş başa kalmışlardır. Ya. Bayram abi şaşırmıştır değil mi? Ah sorma, çok şaşırmıştır. Ay maşallah. Aferin sana Eren. Hatice, tamam buraya geldik de Eren hastanede yalnız mı bıraktık ha? Aa, Selver abla yanında rahat ol. Ya Allah razı olsun da ne bileyim. Ya aklım onda kaldı işte Hatice ya. Ya hem biz buraya niye geldik ki? Yemek yiyeceksek daha güzel bir yere gitseydik. Zaten dışarı çıktın yok. Seni güzel bir yere götürseydim, şöyle bir Erzurum cağ kebabı yeseydik. Özledik zaten ya. Ya mekanın ne önemi var? Ne demişler? Gönüller bir olsun değil mi? Yani tabii. Bayram. He. Bak ben sana ne diyorum? Gönüller bir olsun. Tamam Hatice. Gönüller bir olsun. Ya sen hakikaten adamı öldürürsün. Gerçekten bak. Ya Hatice ben ne yaptım şimdi ya? Ben niye öldüreyim Hatice'ye? Ben kimseyi incitemem, bilmiyor musun Hatice ya? He? Mutlu yıllar. Bu ne ya? Ya kardeş bak yanlış oldu bu. Kardeş Bayram, bak. Bayram. Bir dakika Hatice. Kardeşim baksana. Ya Bayram. Ya ben yine bir şey mi kaçırdım ya? Evlilik yıl dönümüz. Nice mutlu yıllara. Ya Hatice, sen benim canımsın ya. Ya beni biliyorsun işte ya. Ben böyle bir şeyleri beceremiyorum işte Hatice. Ulan yine baltayı taşa vurduk ya. Ya olsun. Biz yine de nice mutlu yıllara diyelim değil mi? Önemli olan o. Hatice,
Sen var ya, sen benim canımsın. Sen benim bir tanemsin Hatice. Şey, biz pasta yiyelim mi? Hadi gel. Ya Hatice, sen bir tanesin. Canım karım benim. Ya tamam, yiyeceğiz pastayı işte ya, tamam. Baran. Yalnız mısın? Tabii. Gel, geç, geç. Nihat'ı almışlar. Ne? Ama nasıl olur? Yani Nihat sınıra sıfır noktasındaydı. Yanında da bir sürü adam vardı. Nasıl yapmışlar? Almışlar, yapmışlar işte. Bir şekilde almışlar. Ne bileyim ben. O hesapta yoktu peki. Ne yapacağız şimdi? O şimdi muhtemelen askerin elinde. Ben de bir iz bulmaya çalışıyorum. Bakacağız, bir yolunu bulacağız artık. Baran. Bak, bu iş çığırından çıkmaya başladı. Bu işin içine çok fazla silah girdi. Bu işin içine çok fazla cinayet girdi. Bu işin... Sen neden bahsediyorsun be? Ne sanıyordun sen? Türkiye'ye gelip toplantılara, seminerlere katılıp geri döneceğimizi mi sanıyordun? He? Ne sanıyordun? İstiyorsan bir de elimize gitar alalım, marş söyleyelim. Sen bu kadar paranın döndüğü bir işin kansız, silahsız yapılacağını nasıl düşünürsün ya? He? Paran. Nasıl düşünürsün? Sana diyorum hey. Senin o siflendiğin her binde yedinin altında bir mermi var. Biliyor musun bunu? Anladın mı? Şimdi saçmalamayı bırak da ne yapacağımızı bir düşünelim. Hayır efendim. Bu senin tek başına verebileceğin bir karar değil. Nasıl? ...16 yaşında olduğun için olabilir mi küçük hanım? Ceren. Tepemi tasını attırma bak, işin başımdan aşkın zaten. Tamam hadi. Hadi güle 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 güle. Of. Allah Allah. Emrimde 20 tabur asker var, sorun yaşamıyorum. Şu kızla baş edemiyorum ya. Bu ne ergenlikmiş arkadaş, ne zaman bitecek bu? Kızınız mı komutanım? Zor bir dönem olmalı. Sorma ya. Dün akşam eve gittim, dilinde bu demir leblebi gibi bir şey. Dirsek midir, piercing midir? Ondan taktırmış. Ya kan beynime sıçrattım. Hayır onu geçti, tiyatro okuyacağım diyor. Oku. Ya oku da önce şu liseyi bir bitir. Matematik soruyorsun, ortada bir şey yok. Edebiyat desen yok. Her hafta başka bir şey. Zor olmalı komutanım. Neyse, bizim derdimiz bitmez. Senden ne haber? Bu elebaşından bir şey çıktı mı? Hayır komutanım. Muhtemelen sorgu eğitimi almış. Yani zaten kanuni olarak kapsamlı bir sorgulama da yapamıyoruz. Önceki silahlı eylemleriyle ilgili birkaç bir şey söyledi. Ama hepsi bildiğimiz şeylerdi zaten. Ne zaman naklediliyor? Yarın sabah için planladık komutanım. Emniyet müdürlüğünden özel bir ekip gelecek. İyi yapmışsın. Bunun dirisi para etmez. Ölünce hesap sorarlar. İyisin biz. Bir an önce nakledelim, bitsin o iş. Kahve içelim. Oğlum bir bakın bakayım. Emret komutanım. Yavrum bize iki orta kahve. Emredersiniz komutanım. Bu kadar kahve dokunmasın size. Kahveyi boş ver, anlat sen. Sonra? Sonrası bu. Neden? Çünkü olmaz. Yani doku uyuşmazlık, kafa farkı, ne bileyim belki başka bir şey. Aslında yani olan biten bir şey de yok. Ama ben bunları size niye anlatıyorum onu da bilmiyorum. Ne bileyim. Canını sıkıyor. Evet. Hem de çok. Evet. Gereksiz bir kibir. Hatta burnu büyüklük. Aynen. Vır 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 çok konuşuyor, tartışıyor, cebelleşiyor. Of hem de nasıl? İnsanı çileden çıkartıyor, canını okuyor insanın. Öyle ters ki sabır taşını bile çatlatabilir. Motomot budur. Ama onunla olunca hava birden elektrikle doluyor. Göz dünyayı görmüyor. Bambaşka, adını koyamadığın bir şey. Kesinlikle.
çok güzel. Çok güzel. Aslı. Senin ne işin var burada? Bak, bir yanlış anlamayı düzeltmem gerektiğini hissettim. Sanırım onun için buradayım. Yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorsun yani, öyle mi? Elbette. O gün bayrak için Kubilay'ı tartaklayan adam. Hani şu senin yemek yediğin adam. Ben bunun neresini yanlış anladım? Bak, o adamı tanımıyorum bile. Gerçekten tanımıyorum. Bir anda babamın yanında beliriverdi. Babam da ısrar etti, hep beraber yemek yedik. Hepsi bu. Tamam. O zaman sana şunu söyleyeyim. Bundan sonra yemek yediğin adamlara daha fazla dikkat et. Öyle mi? Neden? Neden? Bak, eğer bir adam bayrak için... Bak, senin hassasiyetini anlıyorum. Peki onun dışında? Onun dışında... Yok bir şey. Ben bilmiyorum. Ne tuhaf değil mi? Sürekli takılıp tökezlediğimiz bir yol var. Ve biz bu yolun üstünde sürekli kafa kafaya geliyoruz. Evet. Arabamı çarptığın günden beri bu böyle. O öyle değil. Senin aniden durduğun günden beri. Oldu bu iş. Vallahi oldu bu iş. Aslanım, pardon efendim, benim kornaya çarptı da. Kubilay, senin başka işin gücün yok mu kardeşim yani? Böyle Amerikan başkanı koruması gibi her yerden çıkıyorsun. Kubilay, ne yapıyorsun? Efendim, bırakmayayım mı sizi? Hayır. Peki efendim. O zaman ben ihtiyaç olursa ilerideki benzin bittiğim aklınızda olsun. Of Allah'ım. Teşekkür ederim. Güzel bir gündü. Ben de. Önce sen. Tamam. Bak, ben öyle hayattan olmadık anlamlar çıkarmayı, pembe gözlük takmayı seven bir insan değilim. Biraz yürüdük, bir çay içtik. Hepsi bu. Olur mu canım öyle şey? Yani seninle bütün gün. Tamam, ama yani sonuçta bir sonuç çıkarmaya gerek yok. Öyle değil mi? Bu seni arayabilir mi demek oluyor? Ester Gonçalves'e geri döndük yani. Arayabilirim. Yani. Her zaman mı? Olabilir. Peki mesaj? Mesaj? Kısa mesaj. Hani şu emojiler, gülen suratlar, armutlar, şemsiyeler falan. Öyle yani. Olur ama o küçük kırmızı kalpler var ya, onları sakın gönderme, nefret ederim. Ben de. Tiksinirim. Anlaştık o zaman. İyi. O zaman iyi akşamlar. İyi akşamlar.
Merhaba Aslı. Bugün biraz geç geldin sanki. Hayırdır, niye soruyorsun? Hiç öylesi, önemli değil. Boş ver. Baban seni bekliyor. Hatta garip bir yemek bile yaptı sana. İyi geceler. Hayırdır? Ne baktın? İstersen atla arabaya bir tur atalım beraber. Başka zaman belki. Zaten ben de zamanı gelince seninle uzun bir maç yapmayı umuyordum. Olur. Ne zaman istersen. Yatsana kendi yatağına ya. Ya tamam, herhalde yatacağız yani, ama bir dinle bak, anlatacağım. Hiç konuşmadı ya. Adam yemin ederim hiç konuşmuyor ha. Bir ara bir evet dedi. Heh dedim, yine evet dedi. Her şeyi denedim konuşturmak için. Langırt'tan bahsettim. Balıkçılık, nalatma, hovardalık. Yok. Dedim eski topraksın abi, sen bilirsin dedim. Metin Oktay dedim, ağları nasıl delmişti dedim. Lefter, baba hakkı. Yok adam böyle, Allah'ım ben delirttim Allah'ım ya. Sessizliğiyle dövdü beni, bitirdi. Bütün böyle yani bu izin günüm de mahvoldu. Peki kardeşim, sen neden biraz sessiz olmak için çaba göstermiyorsun acaba ya? Ama lütfen. Tabii. Sen şimdi kızı düşünüyorsundur. Serdar sus. Buluştunuz mu? Yorum yok. Sen var ya, manyak bir şeysin ha. Sen deli bir şeysin. Kızla niye huzur evinde buluşuyorsun ya? Ne demek kızla huzur evinde buluşmak? Bence ne yap biliyor musun? Bir dahakine gasılhanede buluş. Çünkü gasılhanede buluşursan daha romantik olur. Evlenirsiniz kesin. Gasılhanede buluşalım. Çok güzel, romantik. Lan ama... Git lan, gel lan. Oh. Al şunu. Abi ya, Allah Allah ya. Bir de bana düzgün yatak alın lütfen. Bu ne? Bana bak, zaten sen var ya. Sen kaybetmeye mahkum, asosyal birisin. Kaan Bozok. Ben sana söyleyeyim. Sen nasıl böyle bir hata yaparsın ya? Huzur evinde buluşmak nedir? Ben bu hatayı nasıl yaparım ve bizim timdeki çenesi düşüklere bütün bunları anlatırım ya? Rezil oldun abi. Gitmişler hatanın hatası. Karargahı anlatmışlar. Üç güne bütün üçüncü kolordu duymuş. Ama bunun bir çözümü var. Ben şimdi bir liste yaptım. Alışveriş listesi. Seni maddi olarak çok zorlayacağını düşünmüyorum. Bunları böyle tek tek alacaksın bana. Ondan sonra ben var ya, sessizlik yemeği İtalyanlarınki. Omerta. Hiç konuşma. Rüşvet. Karşılık abi. Sessizliğimi karşılık. Gel beraber listeye bir bakalım. Nereden alacağım onu? Abi yapıyorsun. Şşşt. Oğlum biz boş adam mıyız? Özel kuvvetler ağa. Başlarım senin. Ya Serdar teyze. Ameliyat değil. Orası ameliyat. Serdar teyze. Ameliyat değil. Ne oluyor burada? Utanmıyor musunuz koca kazık adamlara? Ay şu hale bak. Bir de yatağını bozmuş çocuğun. Size ben ne dedim ha? Bu kirlileri çıkarın üstünüzden, temizleri giyin demedim mi? Yatmış. Değiştir çabuk onu. Çıkar. Öyle yatağa mı girilir? Vallahi terliği alırım ikiniz de pataklarıma. Yatır artık şu çocuğu. Yat sen de. Çıkar o pantolonun üstünden. Tamam. Anne tamam. Değiştireceğim, yatacağım. Tamam. Sus, çok konuşma. Çıkar pantolonu. Tamam. İyi geceler. Abi rahat bırak dedi. Uyusun dedi. Rahat bırak. Yeter. Oh! Olmaz mı? Ah! Abi yapma, yapma, yapma. Annem! Rahat! Hazır ol! Kayıt! Kılıç değil mi?
üst subay, 5 as subayla emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim yüzbaşım. Sağ ol. Yerine geçebilirsin. Leri bak. Arkadaşlar, Mehmetçiklere yönelik son günlerde artan saldırılardan sonra Kılıç Timi düzenlediği son derece başarılı bir operasyonla saldırıların faillerini ölü ya da diri ele geçirerek Mehmetçiklerin kanının yerde kalmayacağını kısa zamanda herkese göstermiştir. Kuşkusuz bu acımızı hafifletmeyecek. Ancak bu olaydan herkesin, her komutanın, her askeri birimin, her birliğin çıkarması gereken dersler vardır. Şunu unutmamalıyız ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli, en değerli varlığı bağrından çıktığı Türk milletinin ona emanet ettiği evlatlarıdır. Mehmetçiktir. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Dünya üzerinde hiç kimse, hiçbir şer odağı, hiçbir namussuz zihin onun canına kastetmeyi aklından bile geçirmemeli. Buna cüret ederse verilecek en şiddetli karşılığı göze almalı. Şehitlerimizi bir kez daha saygıyla, minnetle ve rahmetle yad ediyor, sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sol! Ayhan Üsteğmen'le görüştün mü? Evet komutan. Onunla ilgilenin yüzbaşım. Psikolojisi harap olmuş durumda. Aslan gibi bir askerimizi daha kaybetmeyeyim. Emredersiniz. O nasıldı? Kırlangıç Paşa mı komutanım? Gayet iyi gördüm, hatta müthişti. Sabahleyin Handan Hanım aradı. Çarpıntısı varmış. Kaçak kahve içtiğinden şüpheleniyor. Sen bir şey biliyor olamazsın değil mi? Yani komutanım... Al işte. Kırlangıca gönderdiğim adama bak. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Nedir bunlar? Ne oluyor? Getirdin mi parayı? Evet. Getirdim. Ama çok yüksek bir meblağ bu. Kuşkulanacaklar. Bu kadar büyük bir paranın transferi gözden kaçmaz. Onu sonra düşünürüz. Merak etme. Peki sen ne yapıyorsun burada? Nedir bütün bunlar? Ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Nihat'ı onlardan geri alacağım. Paran. Askerin elinden Nihat'ı alamazsın. İmkansız bu. Ne yapacaksın yani? Savaşacak mısın onlarla? Her zincirin bir zayıf halkası vardır. Nihat'ı uzun zamandır tanırım. Fazla dayanamaz. Yakında çözülecek. Nihat çözülürse de Avrupa ile aramızdaki bütün yapılanma çöker. Yani biz de çökeriz. Sonra da bir daha kızını asla göremezsin. Anlatabildim mi? Evet, evet. Çok iyi anladım. Çılgınlık bu. Ben artık bu işte olmak istemiyorum. Tamam mı? Bunu böylece. Ben yokum. Nasıl yoksun ya? Bayağı. Yokum işte. Öyle yokum demekle olmuyor. Sen gırtlağına kadar bu işin içindesin Akın Özkaynak. Banka hesapların, havaalanı kayıtların, güvenlik görüntülerin. Hepsi mevcut bizde. Hepsi. Hadi çık git. Çık git. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bunun bedelini var ya, sen de, o çok sevdiğin kızın da öyle bir ödersiniz ki. Anlıyor musun? Ha? Bak! Evet, hadi işimize bakalım.
Yapma bunu Hüseyin. Biz bunu yapmayız. Bırak gitsin şerefsiz. Gel seninle biraz yürüyelim. Hadi. Adamı sevk ediyorlar komutanım. Bu şerefsizin bir kaza kurşununa gitmemesi yazık. Çok yazık. Evet. Gidiyorlar.